Yemlik açıklarında saat 7.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Perşembe ve Cuma günü meydana gelen depremler Körfez'de bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Perşembe 1.9, 2.2, 1.5 şiddetindeki küçük depremlerden sonra Cuma günü ise sabah saatlerinde meydana gelen 3.5 şiddetinde deprem ile güne başladık. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem Yemlik Körfezi açıklarında 3.5 olarak ölçüldü. Yerin 4.7 kilometre altında gerçekleşen deprem sabah saat 7.20 sularında gerçekleşti. Sağlık Müdürlüğü'nden basın açıklaması. Bazı haber sitelerinde yayınlanan "Ambulans yok dediler, arabada doğum yaptı" haberi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur diyen İl Sağlık Müdürlüğü, haberde iddia edildiği gibi hasta Bursa Şehir Hastanesi ya da başka bir hastaneye sevk edilmemiştir. Sevk işlemi gerekli olmadığı için 112 ambulansı da tahsis edilmemiştir. Doktorun yolda doğum gerçekleşebilir uyarılarına rağmen hasta kendi isteğiyle ve tüm sorumluluğu alarak hastaneden ayrılmıştır şeklinde bir açıklamada bulundu. Yeni yasaklar Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Hafta sonları 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkmak yasaklandı. 65 yaş üzeri uygulanan kurallar 20 yaş altı içinde geçerli olacak. Eğitim yıl sonuna kadar online olacak. Alışveriş yerleri, berberler ve restoranlar saat 10 ile 20 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı. Restoranlar sadece paket servisi yapabilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Kıraathaneler kapalı kalacak. Ana caddelerde sigara içmek yasaklandı. İlçemizde başlıca kalabalık caddelere ilçe umumi hıfzı sıha kurulu kararı doğrultusunda bu caddede sigara içmek yasaktır yazılı pankartlar Yemlik Belediyesi tarafından asılmaya başlandı. Yemlik'te sigara içmenin yasak olduğu caddeler İstiklal Caddesi, Orhan Gazi Caddesi, Kuvayi Milliye Bulvarı, Gül Caddesi, Eski Pazar Caddesi, Fatih Caddesi. Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşire Emine Ezen, 2 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan iki çocuk annesi Ezen, 4 Kasım'da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisine sevk edildi. Ezen, yoğun bakımda 15 gün tedavi gördü ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 20 Kasım Cuma akşamından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında otobüs seferleri saat 21'den itibaren saat başı olacak şekilde hizmet verecektir. Bursa Ray seferleri ve 21'den önceki otobüs seferlerimizde ise değişiklik olmayacaktır ifadeleri kullanıldı. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Minder'de kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluklar yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Koronavirüs vakalarının artması ile sağlık tedbirlerinin artması gündeme gelirken Yemlik Belediyesi de faaliyetlerini bu tedbirlere yönelik sürdürüyor. Pandeminin ilk döneminde özellikle ekonomik açıdan etkilenen ailelere erzak desteği sağlayıp sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri Yemliklilere günlük ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olan Yemlik Belediyesi, geçtiğimiz aylarda faaliyete başlayan çeşitli hizmetlerinde de sağlık tedbirlerini üst düzey uyguluyor. İzmir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ederken önemli bir destek de Gemlik'ten geldi. İzmir Kent Konseyi ile görüşen Gemlikli Kent Konseyi üyeleri ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini alarak yardım çalışmalarına başladı. Toplamda 100 koli yardım malzemesi gönderildi. Gemlik'te 6000 metrekare alana yol parke taşı yenilemesi yapılıyor. Sert Aslan, Osmaniye Mahallesi, Hüsamettin Öktem Caddesi, Tümer Sokak, Bol İncirli Sokak ve Pembe Sokak'ta parke taş çalışmalarına başladık. Yaklaşık 6000 metrekare kilitli parke taşı döşeyerek bu cadde ve sokakları yeni bir görünüme kavuşturacağız diyerek çalışmaların başladığını duyurdu.